fark yaratmak ya da yaptığınız işin en iyisini yapmak gerekiyor. Mesela bakın, biz hep alışmışız yerden ısıtmaya, ama duvardan ısıtma da yapılabilir. Duvardan soğutma da yapılabilir. Bakın, radyatör koymadan, fan koyu koymadan, hava kanalı koymadan, duvardan gezen borularla ısıtma ya da soğutma yapılabilmek mümkün. Bu yer kazancı anlamına geliyor. Bu daha estetik binalar, daha konforlu, homojen ısıtılan binalar anlamına da geliyor. Mesela bakın, bu İzmir'de bir tiyatro salonu, bir kongre merkezinin giriş hali. Duvara borular döşenmiş, yerden ısıtma gibi. Bunun üzeri kapatıldığı zaman bu borulardan geçen sıcak veya soğuk su mevsimine göre ortam iklimlendirilebiliyor. İçeriye girdiğiniz anda yazın serinliği, kışın ısıyı, sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Bakın, bunu yapan çok az insan var. Tesisatçı olarak da, mimari olarak da. Böyle bir tesisat yaptığınızda işte o zaman ne kadar karşılıklı teşviki mesaide olursak, işte Gökçe Hocam, sizin dediğiniz problemler ortadan kalkıyor. Şimdi ben bunu size öneri olarak getirmezsem, siz teknolojiyi yakından takip eden bir mimar değilseniz, ben oraya kalkar fan coil koyarım. Ondan sonra siz dersiniz ki, Hakan Hocam, bu burada çok çirkin. Gürültü. Ben de derim ki, başka türlü ısıtıp soğutamam abi, bunu buraya koymam lazım. Olmaz, ben burada bunu istemiyorum. Ondan sonra o senin dediğin tatlı çekişmeler yaşanıyor. Ama bunu bilen makine mühendisinin önerisi veya mimarın buna benzer talebiyle bu tarz problemler çok kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Peki, çok... Hatta çok özür dilerim. Hatta bakın, çok ilginç bir resim daha söyleyip göstereceğim. Tavandan ısıtma soğutma var abi. Öyle 50 santim, 60 santim asma taban yüksekliklerine gerek kalmadan sadece 3-5 santim gibi bir profilin üzerine takılan şuradaki alçıpan levhalarla, o alçıpan levhaların içerisinde kılcal borular var. Yani buradan sıcak soğuk su borularını dolaştırarak tavandan ısıtma soğutma yapabilmek çok mümkün. Ve bir de bu sistemi ısı pompasına bağlarsanız, yenilenebilir bir enerji kaynağına bağlarsanız, neredeyse bedavaya ısınmak ve soğutmak mümkün. Ben bunu ilk duydum, dedim ya, tavandan ısıtma mı olur arkadaşım? Sıcak hava tavanda birikir. Ama bir arkadaşın bürosuna girdim, kış günü kapı pencere açık, o ılık havayı ben yüzümde hissettim. Şu sistemle ılık havayı, ilk bu sistemle tanıştı, o ılık havayı hissettim. Ve Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde ısı pompası diye adlandırdığımız cihazların çok yaygın olarak kullanabilmesinden kaynaklı olarak şu sistem mimarların baş tacı. Fan coil yok, radyatör yok, yerden ısıtma yok. Yerden ısıtmada patladığında, çatladığında parkeler kabarıyor, döşemeler kabarıyor. Ama burada tavanda asma tavanınız var abi. Asma tavandan çok rahat müdahale edilebiliniyor. O yüzden hep karşılıklı diyalog halinde olmak, güncel teknolojiyi takip etmek ve teşvik vesaire içinde bulunmak abi.